Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Fonksiyonlar konusunun 3. adımındayız. Sevgili arkadaşlar, değer bulma sorularına devam ediyoruz. 9. soruda kalmıştık. F R'den R'ye bir fonksiyon. Fx'in kuralını vermiş. F1 artı F2 kaçtır? F1'i bulmak için ne yapacağız? Eyvallah, hoştur. X yerine 1 yazacağım. X yerine 1 yazacağım. X yerine 1 yazacağım. Başka bir şey yok ki. Eyvallah. O zaman 3 üzeri 1 oldu burası. Eksi 1 üzeri 3 oldu. 1 üzeri 3 oldu. Eksi 3. Sonucumuz kaç gelecek? 3 üzeri 1, 3. Eksi 1'in küpü 1. Eksi 3. Sonuç kaç? Valla eksi 1. Eyvallah. Yani F1 neymiş? Eksi 1'miş. F2'yi bulalım mı? Bulalım. Videoyu duraklat. İlk önce kendin bul, ondan sonra izle. F2 eşittir. Bu sefer kurala gidiyorum. Diyorum ki kardeşim, senin kuralın ne? X yerine 3, 2 yazarsam ne yapacaksın? Diyor ki buradaki X yerine de 2 yazacaksın. Buradaki X yerine de 2 yazacaksın. O zaman 3'ün karesi. Aha. Eksi 2'nin küpü. Efendime söyleyeyim, eksi 3. Hesaplayalım. 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin küpü 8. Eksi 3. 9'dan 8 çıkar. Bu biraz zor. 1 mi? Evet. 3 çıkar. Eksi 2. Arkadaşlar bunun sonucu da eksi 2'ymiş. O zaman F1 artı F2 neymiş? Yani bu ikisinin toplamı ne oldu? Bu iki sayının toplamı. Valla eksi 3 oldu. Eyvallah. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar 10. sorudayız. Abo, sorular zorlaşmaya başladı. F'in kuralını vermiş. G'nin kuralını vermiş. Şöyle bir şey vermiş. M kaçtır? F4'ü hemen bulabilirim sanki. F4'ü bulmak için X yerine 2 yazmam lazım sanki, değil mi? 2, 2 daha 4 eder. Valla X gördüm, her yere 2 yazayım, bakalım başıma ne gelecek. O zaman F 2, 2 daha F4 eşittir. 2'nin karesi 4 eksi 3 kere 2 6. Yani ne geldi F4? F4 ne geldi? 4 eksi 6 eksi 2 geldi. Aha, F4'ü kaç bulduk? Eksi 2 bulduk. Eksi 2 bulduk. Eksi Gm eşittir 1 mi oldu? Gm'i bulalım şimdi. Hatta Gm'i bulup yerine yazalım, tamam mı? Şu Gm'i var ya, bulup yerine yazalım. Gm'i bulmak için burada X yerine ne yazmam lazım? Düşünüyorum. Bismillah dedim, biraz zorlanıyorum. Bakalım ne yazmam lazım? Buranın M olması için X yerine M artı 1 yazmam gerekiyor. Eyvallah. X yerine M artı 1 yazmam gerekiyor. Bak 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 bak. Lütfen bak. X yerine M artı 1 yazarsan eksi 1 ile artı 1 gider. Burası Gm olur. Gm olur. Eyvallah. Gm eşittir. Bak X yerine M artı 1 yazıyoruz ha. X yerine M artı 1 yazarsam 5 çarpı M artı 1 eksi 3 oldu. 5 çarpı M artı 1 eksi 3 oldu. Aha. Gm'i de buluyoruz. Dağıtalım. 5M. 5 kere 1 5. 5'ten 3 çıkar. Artı 2 oldu. Yani Gm'i de böyle bir şey bulduk. Gm yerine ne yazacakmışız? 5m artı 2 yazacakmışız. Şuradaki Gm yerine 5x artı 2 mi yazacağım? Havalı yazdım. Bunu düzenleyelim. Eksi 2. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 5m. 5x yazmışım. Vay 5x değil orası. Dalma kardeşim. Bak fonksiyonlara çalışıyoruz. 5m olacak. 5m artı 2'yi bulduk. Anladın mı? O zaman eksi dağıt. Eksi 5m eksi 2 eşittir 1 oldu. Burada ne yapacağız? Eksi 4 eksi 5m eşittir 1. 4'ü karşıya gönderdim. Ne çıktı? Eksi 5m eşittir 1 artı 4 oldu. 5 oldu. Buradan m eşittir eksi 1 mi? Evet, çık artık da. Çık. Bu niye böyle bir şey oldu ya? Eksi 1. Aha. Cevabımız Bursa. 11. sorudayız. Şimdi... Arkadaşlar kalkıp da burada X yerine kök 5 yazarsanız işin içinden çıkamazsınız. Şimdi hocam bu nedir? Ya ben bunu görünce mesela psikolojim bozuluyor. Evet yapabiliyorum ama bunu görünce psikolojim bozuluyor. Bu nedir biliyor musunuz? Tanım kümesinde eksi 1 ile 1'i çıkarmış. Neden? Çünkü eksi 1 paydayı 0 yapıyor. 1 de paydayı 0 yaptığı için tanımsız yapıyor bu ifadeyi. O yüzden çıkarmış. Çok kafaya takma orayı. Şimdi X yerine kök 5 yazarsak çıkmıyor. O yüzden biraz beynimizi devreye sokmamız lazım. İlk önce burada bir sadeleştirme var, görmemiz gerekiyor. Yani... Burayı X parantezine al. Bak bu sınavda çıkabilir ha, haberin olsun. X parantezine al. X üzeri 6 eksi 1 mi oldu burası? Aşağıyı X parantezine al. Ne gelecek? X küp eksi 1 gelecek. Bunlar gitti. Ben burayı düzenliyorum ha. Ondan sonra burada 2 kare farkı var. Gördünüz mü? Valla ben görmüşüm. Hocam 2 kare farkı var burada. Mesela ben buraya X küpün karesi diye yazabilirim. Eksi 1'i de 1'in karesi diye yazabilirim. 3 kere 2 6. O zaman x küp eksi 1 x küp artı 1. Yani bu 2 kare farkıdır. Burayı x küp eksi 1 çarpı x küp artı 1 diye yazabilirim. Hey! Aşağıda da x küp eksi 1 var, gördünüz mü? Yani bunlar gidiyor mu? Sonucumuz ne çıktı? X küp artı 1 çıktı. Vay. Demek ki fx'in kuralı buymuş aslında. Yani fx'in kuralı neymiş aslında? X küp artı 1'miş. Aha. O zaman bundan sonra artık ben her şey yazabilirim. F kök 5'i mi sormuş? Arkadaşlar f kök 5. Bak f kök 5 eksi 1'i soruyor. F kök 5'i bulmak için buraya kök 5 yazıyorum. Buraya da kök 5 yazıyorum, tamam mı? O zaman f kök 5 eşittir kök 5'in küpü. Kök 5'in küpü. Uzun uzun yavaş yavaş anlatıyorum arkadaşlar. Fonksiyonları öyle anlatacağım. Böyle hızlı anlatmayacağım. Kök 5'in 5'in küpü 125'tir. Yani karekök 125. Karekök 125 artı 1 oldu. Karekök 125 de 5 kök 5 miydi? Eyvallah. 25 çarpı 5 yazabiliyoruz ya. Artı 1. Velhasılı kelam. Bu neymiş? F kök 5. F kök 5 a buna eşitmiş. Yani 5 kök 5 artı 1'e eşitmiş. Dikkat ederseniz bir de eksi 1 var, yanına koymuşlar. Onu da unutma diyor. Başını belaya sokma. O zaman bunlar gider. Sonucumuz 5 kök 5 çıktı. Var mı şıklarda? Olmaz mı kardeşim? Cevap Bursa. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. F3'ü sormuş. Hocam ben içeridekini var ya, bunu 3'e eşitleyeceğim. Ha. Yani 3 üzeri x artı 1'i hemen 3'e eşitliyorum. 3 üzeri x eşittir ne çıktı? 2 çıktı. Burada beynim durdu, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu şu anlama geliyor. 3 üzeri x gördüğün yere 2 yazacaksın canım kardeşim. Anladın mı? 3 üzeri x gördüğün yere 2 yazacaksın. Mesela şuradaki 3 üzeri x yerine 2 yazarsan 2 bir daha 3'e dönüşür. Arkadaşlar burayı biraz düzenleyelim bakın. F 3 üzeri x artı 1 biraz düzenleyeyim. Eşittir. 27 3 üzeri 3'tür. Yani ben buraya şöyle yazabilir miyim? 3 üzeri x'in küpü diye yazabilir miyim? He valla. Artı burasını da 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi diye yazabilir miyim? 3'ün karesi 9'dur. Eksi bir de 5 diye düzenledim. Bak şimdi burada dikkat etmem gereken bir olay var. Nedir? Ben bunu aldım. Şu içtekini 3'e eşitledim. Çünkü f3'ü soruyor. Burada 3 üzeri x yerine 2 yazacağımı biliyorum. 3 üzeri x gördüm. Her yere 2 yazıyorum. Yani şuraya ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Şuraya ne yazıyorum? Vallahi 2 yazıyorum. 3 üzeri x yerine ne yazıyorsun kardeşim? 2 yazıyorum. O zaman f 2 bir daha f3 eşittir. Burası artık 3 üzeri x yerine 2 yazdık ya. 2'nin küpü oldu. 2'nin küpü 8 artı 3 üzeri x gördüğüm yere 2 yazıyordum. 2 kere 9 valla 18. Eksi bir de ne var? 5 var. Valla bulmuşum. 8 18 daha 26. 26'dan 5 çıkar. Bu en zor kısımdır. 21. Eyvallah. Arkadaşlar bazen işlem hatasını yapabiliyorum. Lütfen yorumlara atın, düzeltelim, tamam mı? Bir daha kontrol ediyorum. 8'den 5 çıkar. 3, 18, evet beyin bazen duruyor. Olduğuna göre m artı n kaçtır? Şimdi buradaki x yerine ne yazmam gerekiyor? Valla mx artı n yazmam gerekiyor. O zaman yazalım. Yani x yerine, yani daha doğrusu arkadaşlar bakın kurala göre gitmeniz gerekiyor. Kural ne? Şu içeriye ne yazacaksan 2 ile çarp 3 çıkar. 2 ile çarp 3 çıkar. 2 ile çarp 3 çıkar. O zaman mesela ben size desem ki arkadaşlar f mx artı n nedir? Hocam kural diyor ki burada içeride ne yazacaksan 2 ile çarpacaksın, 3 çıkaracaksın. O zaman içeride ben bunu mu yazmışım? Bunu alacağım. Bak mx artı n'i alacağım. Kuralım neydi? 2 ile çarp 3 çıkar. Bunu 2 ile çarpacağım. 3 çıkaracağım. Anlaşıldı mı? Yani ezber gitmeyin. İşte hocam ben buraya mx artı n yazdım. Buraya da mx artı n yazdım. Tamam da birazcık da düşün yani. Her zaman ezber gidersen mahvolursun. Mx artı n yazdım. Ondan sonra 2 çarpı mx artı n eksi 3. Evet zaten odur yani, anladım. Şimdi peki bu neye eşitmiş? Yani f mx artı n, f mx artı n de a buna eşittir. Yani bunu neye eşitliyoruz? 8x artı 13'e mi eşitliyoruz? Aha. Gel şimdi. Gel. Gitme ha. Bunu şöyle dağıtalım. Bakalım başımıza ne gelecek? 2 mx artı 2n eksi 3 neye eşitmiş? 8x artı 13. Arkadaşlar bundan sonra nasıl davranmam lazım? Bakın bundan sonra panik yapmayın lütfen. Bir yere kadar gelmişseniz işlemlerde orada artık beynimizi devreye sokmamız gerekiyor. Sınavda da öyle olsun. Şimdi burada bir eşitlik var. Eşitlik diyor ki kardeşim ben eşitliğim, bana saygı duymak zorundasınız. Bakın siz bu dünyada eşitlik meşitlik falan hak hukuk dinlemiyorsunuz. Birbirlerinizi kazıklıyorsunuz. Arkanızda konuşuyorsunuz, eşitlik yok. Irkçılık yapıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Ama ben matematiğim, eşitliğim. Eğer siz eşitliğe saygı duymazsanız sizi perişan ederim diyor. Matematikte eşitliğe hakaret edersen, eşit davranmazsan mahvolursun. Eşitlik mi var? He, eşitlik bize ne diyor? Eşitliğin sol tarafında ne varsa kopyası da orada var. Anlaşıldı mı? Şimdi mesela eşitliğin sol tarafına baktığımız zaman x kare x'in katsayısına bakın. Bakın burada x'in katsayısı 2'dir. Bunu farklı bir renkle yapayım, daha güzel olacak. X'in katsayısı ne burada? 2'ye. Burada eşitlik var. X'in katsayısı 8'dir. O zaman bu buna kesinlikle eşittir. Bu ikisi eşittir. Çünkü eşitlik öyle. Eşitlik öyle. Eğer öyle değil diyorsan o zaman sen valla dünyada da böyle eşitsizlik davranıyorsan mahvolacaksın. Sabit de sabite eşit. Yani x'li olmayan terim de x'li olmayan terime eşittir. Yani şu ikisi de birbirine eşittir. Eşitlik öyle. Eşitlik yani. X'in katsayısı burada neyse, eşitlik varsa burada x'in katsayısı da aynı şey olmalı. Burada sabit terim neyse, yani sabit terim dediğim x'li olmayan terim neyse burada x'li olmayan terim de olmalı. Yani 2m 8'dir kesinlikle. 2m kesinlikle 8'e eşit ve 2n-3 de 13'e eşit. 2n-3 de 13'e eşit. Bey, valla ne güzeldir. M eşit 4 çıktı. He valla. Şunu bu tarafa atıyorum. N kaç çıkar? 16'yı 2'ye böl 8 çıkar. Neyi sormuş? M artı n'i sormuş. Valla m 4'tür. N de 8'dir. Sonucumuz 12. Var mı şıklarda? Olmaz mı? Harikayız be dostum. Harikayız. Bu sınavı kazanacağız ha. Şimdi tekrar bir soruya geldik. Bakalım ne diyor? F'in kuralını bir daha yazmak istiyorum ben. Şöyle güzelce yazayım. F'in kuralı neymiş? 5 üzeri x eksi 3'müş. İlk önce şunu bulalım. Yani f 2x eksi 7'yi bulmak istiyorum. Tamam mı? F 2x eksi 7'yi bulmak istiyorum. O zaman buradaki x yerine eğer ben 2x eksi 7 yazacaksam şuradaki x yerine de 2x eksi 7 yazacağım. O zaman çok olmuştur. Bak 5 üzeri 2x eksi 7 eksi 3 eksi 10 oldu. Anlaşıldı mı? Bu şu paydadakini bulalım. Yani f 1 eksi 2x var orada. Bakalım o kaç gelecek? Bu sefer bakın yine kurala gidiyorum. Kural ne? Kural şurada. Bu sefer x yerine 1 eksi 2x yazıyorum. Yani buradaki x yerine 1 eksi 2x yazacaksam şuradaki x yerine de 1 eksi 2x yazacağım. Anlamış mısın? O zaman 5 üzeri ne oldu? Eksi 2x. Eksi 2x. 1 eksi 3 kaç oldu? Bak böyle bunu şey yapıyorum ha. 1 eksi 3 eksi 2 oldu. Aha. Şimdi bana demiş ki soruda şöyle bir şey demiş. Bunun buna bölümü 1'miş. Yani şu ikisini bölerseniz birbirine. Yani şu ikisinin birbirine bölümü 1'dir diyor. Aha. Gerisi üslü sayıdır. Üslü sayılarda tabanlar aynıysa bölmede üsler çıkarılır. Yani şunu yukarıya eksi olarak göndereceğim. O zaman 5 üzeri 2x eksi 10. 2x eksi 10. Şunlar yukarıya işaret değiştirerek gidecek. Artı 2x. Eksi 2 yukarıya artı 2 olarak çıkar. Eşittir 1 oldu. 1 ne? Hocam 5 üzeri 0'dır biliyorum ben bunu. Aha valla çıkmış. 2x 2x 4x oldu. Eksi 10 artı 2 eksi 8 eşittir 5 üzeri 0. Tabanlar aynıysa üsler aynı. 4x eksi 8 eşittir 0. X eşittir kaç çıktı? 2 çıktı değil mi? 4x eksi 8'den x eşittir 2 çıktı. Var mı şıklarda? Olmaz mı? Harikayız. F0'ı sormuş. Bunu hemen alıyoruz, 0'a eşitliyoruz. Harikayız be dostum. Yani 2 üzeri x eksi 5'i 0'a eşitlersek 2 üzeri x eşit 5 çıktı. 2 üzeri kaç 5 diyor? Mahvoldum. Deme. Hemen gel buraya düzenle. Bak şimdi burayı şöyle düzenle, tamam mı? Kopyanı çek. Yani bu 2'nin kuvveti, 2'nin kuvveti, 2'nin kuvveti. Biraz kopyacı ol. F 2 üzeri x eksi 5 neye eşittir? 4 nedir? Hocam vallahi 2 üzeri x'in karesidir. Üstü sayılara çalışmışım. Eksi 2 üzeri x var. Doğru mu? Bunu da şöyle yazalım. Artı 1. Yani ben kalkıp bunu 0'a eşitlersem f0'ı bulmak için 2 üzeri x yerine 5 yazmam gerektiğini biliyorum. 2 üzeri x yerine 5 yazacağım. Eyvallah. O zaman 2 üzeri x gördüm her yere 5 yazacağım. 2 üzeri x gördüm her yere ne yazacağım? 5 yazacağım. 2 üzeri x gördüm yere ne yazacağım kardeşim? 5 yazacağım. Anladın mı? Gerçekten bakın 2 üzeri x yerine 5 yazarsanız 5 eksi 5 0 olur. f0'ı bulmuş oluyorsunuz. 5'in karesi 25 eksi burada ne? 2 üzeri x yerine ne yazıyorduk? 5 yazıyorduk artı 1. Arkadaşlar f0 neye eşit oldu? 25'ten 5 çıkar. 21 daha 21'e eşit oldu. 16. sorudayız. Parçalı fonksiyon. Şimdi bakıyorum ilk önce içteki parantezinden g0'ı bulmamız lazım. G'nin kuralı ne? X 1'den büyükse bunu burada yerine koy. X 1'den küçükse eşitse bunu kullan. G0'ı bulmak için 0 bakın şurayı sağlıyor, doğru mu? 1'den küçüktür 0. 0 1'den büyük değil ki. O zaman burada x yerine 0 yazıyorum ki g0'ı bulalım. Anlaşıldı mı? 5 kere 0 0. 3 daha 3. G0 3'müş. Yani buranın sonucu 3'müş. 2 3 daha 5 oldu. G5'e dönüştü burası. Burası G5'e dönüştü. Peki G5 ne? G5 5 1'den büyük mü? Evet. Burada 5 yazacaksın. 7'den 5 çıkar. 2. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. 17. sorudayız. Abo mahvolduk. Şimdi düşünüyorum. F11'i soruyor. G'nin kuralını vermiş. Hocam burada F değil ki. Sen burada 11 yazamazsın canım kardeşim. G'dir. Anlaşıldı mı? Şurada yazacaksın. Şimdi F yerine bak şu denklemde ilk önce ne yapıyorum? X yerine 11 yazıyorum ki F11'e ulaşalım. X yerine 11 yaz. Tamam mı? X yerine 11 yaz. 2 üzeri X yerine 11 yazarsam F11 olur orası. F11 olur. Eşittir. X yerine ne yazıyordum? 11 yazıyordum. G11. Efendime söyleyeyim. Artı 11. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar G11'i hesaplayabilirim. Bakın G'nin kuralı belli. G11 neye eşittir acaba? Düşünüyorum burada. G11 eşittir. 2 kere 11 22. 22'den 1 çıkar. 21 mi? He valla G11 21'miş. Burası 21'miş. Burası 21'miş. 21 11 daha 32 mi? 32 eşittir. 2 üzeri F11 oldu. Aha. 2 üzeri F11 eşittir. Valla bu 2'nin kuvveti mi? 32 de 2 üzeri 5 değil mi? He valla. Tabanlar aynısı üstler aynı değil mi? Valla burada bir şey buldum. O zaman F11 kaçmış? Valla 5'e eşitmiş. Aha. F11'i bulduk. 5'tir. Eksi. Şimdi F-3'ü bulalım. Aynı şekilde yapacağım. Aynı şekilde izle. 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 İlk önce şurada bu ikinci denklemde var ya, şu rengi değiştireyim. İkinci denklemde X gördüm her yere eksi 3 yazıyorum ilk önce. X gördüm her yere eksi 3 yazıyorum. O zaman getir bakalım burada yaz ne çıkacak. 2 üzeri F eksi 3. 2 üzeri F eksi 3 eşittir. G eksi 3. Anlamış mısın? Evet. Artı bir de ne var? 11 var. Hemen G eksi 3 hesaplayabilir miyim burada? Evet. X yerine eksi 3 yazıyorum. X yerine eksi 3 yazıyorum. O zaman buradan G eksi 3'ü bulamaz mıyım? Eyvallah. G eksi 3 ne oldu? 2 kere eksi 3 eksi 6 eksi 1 eksi 7 oldu. He, şurası eksi 7'ymiş. G eksi 3 neymiş? Eksi 7'ymiş. O zaman 11 eksi 7 kaç olur? Artı 4 mü? Burası 4 oldu. 4 eşittir 2 üzeri F eksi 3. O zaman 2 üzeri F eksi 3 eşittir. Bakın sol taraf 2'nin kuvvetidir. 4 de 2'nin karesidir. Doğru mu? 2'nin karesi 4 eder. Tabanlar aynı, üstler aynıdır. O zaman F eksi 3 de 2'ye eşit. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. F-3 de 2'ye eşit. Aha. F-3 kaçmış? Yani şuranın sonucu 2'ymiş. F-11'i 5 bulduk. F-3'ü de 2 bulduk. Cevabımız yani bundan bunu çıkar diyor. 5'ten 2 çıkar. Sonuç 3. Anlaşıldı mı? Çok güzel. 8. sorudayız sevgili arkadaşlar. 8. sorudayız. Bakın yavaş yavaş çözüyorum ki anlaşılsın. Böyle bir şey vermiş. F4 eksi F3 kaçtır? Şimdi bu tarz durumlarda arkadaşlar bunlarla ilgili çok soru çözeceğiz. Özellikle diğer adımlarda. X yerine öyle bir şey yazalım ki bunlara ulaşalım. Mesela X yerine örneğin yani burada siz artık yani düşünerek yapacaksınız. Ben mesela X yerine 2 yazarsam eksi 3'ü buluyorum. X yerine 2 yazıyorum. X yerine 2 yazıyorum. Yani deniyorum ha. X gördüm her yere 2 yazıyorum. Gerçekten bakın X gördüğünüz her yere 2 yazın. 2'den 5 çıkar. Burası F eksi 3 oldu. Eksi 2 2 daha F4 oldu. Yani şunların sanki biraz yakınlaştım onlara. Eşittir. X gördüm her yere 2 yaz. 2'nin karesi burası 4. Eksi 4 kere 2 8 artı 3. Yani 4 3 1 eksi 1 mi oldu buranın sonucu? 4 8 çıkar eksi 4. Evet eksi 1 oldu. Aha. Benden F4 eksi F eksi 3'ü soruyor. Arkadaşlar bakın ben size desem ki A eksi B eksi 1'dir desem. B eksi A kaçtır desem o da 1'dir. Çünkü A eksi B, B eksi A'nın eksilisidir arkadaşlar. Yani F eksi 3 eksi F4 eksi 1 ise bu ikisini yer değiştirsek ne olur? Yani ben burayı F4 eksi F eksi 3 yapsam ne olur? Valla o da 1 olur. Yani bunu eksiyle çarpsan, yani şunu eksiyle çarpın zaten bunu bulursunuz arkadaşlar. Zaten benden de şurayı soruyor. Valla cevap 1. Eyvallah. Var mı şıklarda? Olmaz mı kardeşim? Ben sınava çalışıyorum. Bu sınavı kazanacağım. Eyvallah. F(x)'i vermiş. Böyle bir şey vermiş. 24 A kaçtır diye sormuş. Şimdi ilk önce F3'ü bulmak için arkadaşlar. Bakın X yerine 3 yazıyorum. X gördüm her yere 3 yazıyorum. F3'ü bulmak için. Hemen geliyorum burada. F3'ü buluyorum. 3'ün karesi 9 artı A çarpı 3. 3A eksi A artı 1. Eksi A artı 1. Var mı sıkıntı? Hayır. Biraz düzenleyelim mi? Düzenleyelim. Yani F3 neye eşit oldu arkadaşlar? 2A değil mi? 2A artı 9 bir daha 10. Bu burada kalsın. Güzel. Harikayız. Bir de F-3'ü bulalım. F-3'ü bulalım. Bu sefer X gördüm her yere -3 yazıyorum. X gördüm her yere -3 yazıyorum. Şuradan yapalım mı? Şurada yapalım. F-3 eşittir. -3'ün karesi artı 9. Artı 9. Artı a çarpı -3. -3a. Başka ne var? -a artı 1 var. -a artı 1 var. O zaman bunu düzenlersek f-3'ü de bulmuş oluyoruz. F-3 eşittir. -4a. -4a. Artı 10 oldu. Tamam. Bu da burada kalsın. Benden neyi soruyor? Şöyle bir şey vermiş. Vay perişan olduk. F3 neymiş? F3 yerine bunu mu yazacağız? F3 yerine 2a artı 10 yazıyorum artık. Tamam. Eksi. Bak şu eksiyi unutma. Eksi. Parantez açıyorum. Eksi başımıza bela olmasın. F-3'ü ne bulduk? -4a artı 10 bulduk. -4a artı 10 bulduk. Artı 10 bulduk. Tamam. Neye eşitmiş? 24'e eşitmiş. Eyvallah çıktı. A'yı sormuyor mu? Buradan buluruz. 2a artı 10. Yaz. 2a artı 10. Şuradaki eksiyi dağıt. Artı 4a oldu. Eksi 10 eşittir 24. Valla bunlar da gitti. Harikayım be. Harikayım. 6a eşittir 24. Her iki tarafını 6'ya böl. A eşittir 4 sonucuna ulaşıyoruz. Ah. 20. sorudayız arkadaşlar. Şöyle bir şey vermiş. F2 kaçtır? İlk önce bakın. F-2'yi verdiğine göre ben buraya -2 yazıyorum. Şuraya -2 yazıyorum. Buraya -2 yazıyorum. Yani X gördüğüm her yere -2 yazıyorum. O zaman F-2'yi bulmaz olur muyum? Ne diyorum ben? He. Bakın -2'nin küpü -8. -8a oldu burası. -8a oldu. -2b değil mi? B çarpı -2. -2b. Bir de -3 var. Neyi hesaplamış oldum burada? F-2'yi hesapladım. F-2 de -17 eşit. F-2 yani şurası -17 eşit. Valla öyle vermiş. Burayı biraz daha düzenleyelim sevgili arkadaşlar. Ne bulduk? Bakın şurası böyle bir şey çıktı. İsterseniz şunu bu tarafa atalım, tamam. -8a -2b eşittir. Artı 3 olarak gönderiyorum. -17 artı 3 -14 oldu. Bu burada kalsın. Bakalım ne işimize yarayacak? Ben de merak ettim valla. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Benden neyi soruyor? F2'yi soruyor. F2'yi bulmam için ne yapmam gerekiyor? Bu sefer x yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. Kuralda. X yerine 2 yazıyorum. X yerine 2 yazarsam F2 eşittir. 2'nin küpü 8. 8a oldu burası. 8a artı 2b -3 oldu. F2'yi bulmam için buraya ulaşmam lazım. Hey. Görüyor musun? Görüyor musun? Bağırıyor. Ben buradayım. O zaman bu denklemin her iki tarafını eksiyle çarpın arkadaşlar. Bakın eksiyle çarpın. 8a artı 2b eşit değil mi 14'e? Hepsini eksiyle çarptım. Tamam 8a artı 2b'nin 14 olduğunu biliyorum. 8a artı 2b burada. O da 14'tür. O zaman F2'yi buluruz. F2 eşittir. 14'ten 3 çıkar. Valla 11. Cevabımız 11. Sevgili arkadaşlar bakın. Lütfen şunu bilin. Ben fonksiyonları böyle istesem yarım saatte bütün hepsini anlatırım. Geçerim yani birkaç örnekle birkaç soruyla. Ama bakın her türlü soruyu çözüyorum. Görüyorsunuz yani her türlü soru. Yani aslında fonksiyonları sadece anlatmıyorum. Birlikte çalışıyoruz şu an. Daha ne olsun? Kendimi mahvetmişim. Arkadaşlar böyle bir şey vermiş. F5 kaçtır? Şimdi ilk önce düşünüyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Öncelikle bu aklınızda bulunsun. Eğer fx'i bir şeyle çarpmışlarsa ben bunu nasıl yok edebilirim diye düşünün. Yani ne demek istiyorum? Arkadaşlar ben x yerine 1 yazsam başıma ne gelir? Bakın x gördüm her yere 1 yazsam. Burası 0 olur, doğru mu? Fark ettiniz mi? X gördüm her yere 1 yazıyorum. Neden? Söyleyeceğim. 1'den 1 çıkar. 0. 0 çarpı bu. Valla 0 yutan elemandır. 0. Burayı yuttu gitti. Burası sıfırlandı. 1 eksi 1 0. 0 çarpı fx 0. Burası yoktur artık. X yerine 1 yazıyorum ha. 1 2 daha f3 oldu orası. F3 eşittir. 1'in karesi 1 artı 2 kere 1 2. Bir de ne var? Eksi 1 var. Sonucumuz ne çıktı? 2 çıktı. He. F3 2'ye eşitmiş. Bu burada kalsın. Sen burada dur kardeşim. Bana yardımcı olacaksın. Sonra tekrar başa dönüyorum. He. Şimdi arkadaşlar F5'i bulmak için buraya 3 yazmam lazım. 3 2 daha 5 eder, tamam. Bu sefer x gördüm her yere ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Bu sefer x gördüm her yere 3 yazıyorum. Hocam bunlar aklıma gelmez. Gelecek kardeşim. Biraz sabret, benimle birlikte çalış, olacak. 3'ten 1 çıkar. 2. 2 F3 oldu burası. 2 tane F3 oldu. artı f. 3 2 daha f5 oldu orası. Eşittir. Bunu hesaplayalım. 3'ün karesi 9 artı 2 kere 3 6 eksi 1 değil mi? X gördüm, her yere 3 yazıyorum. 9 6 daha 15. 1 çıkar 14. Aha. Benden neyi soruyor? Valla F5'i soruyor. Benden F5'i mi? Valla F5 de burada. Benim bunu bulmam lazım. F3'ü daha önce bulmuştum 2. Hey. Buraya 2 mi bulmuşum? 2 kere 2 4. He valla. 2 kere 2 değil mi? 2 bulmuş. 2 kere 2 4. 4 artı F5 eşittir 14. F5 kaçmış? Valla 10'muş. Nereden biliyorum? Bu kaça gönderim oldu? F5 10'muş arkadaşlar. Cevabımız 10. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi F2'ye eksi 1 vermiş. F0 kaçtır? Öncelikle şunu düşünelim arkadaşlar. Bakın buraya 2 yazıyorum. F2'yi vermiş ya. X gördüm, her yere 2 yazıyorum. X gördüm, her yere 2 yazıyorum. Bakalım başıma ne gelecek, ben de merak ediyorum. X yerine 2 yazarsam burası F2 olur. İç kısım F2 oldu. İç kısım F2 oldu. Artı 1. Artı 1. 5 kere 2 10. 2 daha 12. Ne yaptım? X gördüm, her yere 2 yazdım. Burası F2 oldu. 1'i zaten yazdım. X yerine 2 yazmıştım. 5 kere 2 10. 2 daha 12. F2'ye eksi 1 vermemiş mi? Valla. Bakın şurayı kaç vermiş? Eksi 1 vermiş. O zaman eksi 1 artı 1 0 oldu burası. F0 eşittir 12 çıktı. Valla zaten benden F0'ı soruyor. Cevap 12. Bulmuşum. Bu kadar. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Parçalı fonksiyon F1. Bakın X 1'den büyük küçükse burayı kullan diyor. X 1'den büyükse burayı kullan. X 1'den 1'e eşitse de burayı kullanacağız. Şimdi X yerine 1 yazıyorum ilk önce arkadaşlar. F1'i bulmak istiyorum, tamam mı? 1 şurayı sağlıyor. Burayı sağlamıyor ki. Burada X yerine 1 yazıyorum. 3 kere 1 3. 2 daha 5. Yani buranın sonucu 5 çıktı. F-3'ü bulmak istiyorum. Şunları isterseniz şöyle parantez içinde yazalım. Daha güzel olacak. F-3'ü bulmak için eksi 3 burayı mı sağlıyor? Burayı mı sağlıyor? Eksi 3 1'den büyük değil. Eksi 3 burayı sağlıyor. O zaman bu sefer eksi 3 1'den küçük olduğu için x yerine eksi 3 yazıyorum. 3 kere eksi 3 eksi 9 artı 2 eksi 7 oldu. He, buranın sonucu da eksi 7 oldu. F2'yi bulalım bir de. F2 2 burayı sağlamıyor. Şurayı sağlıyor. 2 büyük 1'dir. O zaman burada x yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4 eksi 2. Sonuç 2 geldi. Yani buranın sonucu da 2'ymiş. Velhasıl ne, yukarısı ne oldu? 5 eksi 7'den eksi 2 oldu. Aşağısı da 2 oldu. Sonucumuz eksi 1. Var mı şıklarda? Olmaz mı? Harikayız. Sevgili arkadaşlar bu videoyu buradan sonlandıralım. 3. adımda sonlandırdık. 4. adımda bu sorulara devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Daha çok uzun yolumuz var. O yüzden videolar çok uzun olsun istemiyorum. Siz de zaten videoyu duraklata duraklata izlediğiniz için fazla sıkılmanızı istemiyorum. Bir ara veriyorsunuz. Aradan sonra 4. adım da oluyordu buradan sonraki arkadaşlar. O adımda görüşürüz arkadaşlar. Çok işimiz var sevgili arkadaşlar. Çok işimiz var ve inanılmaz fonksiyonları yapabildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. İnanılmaz zevk alacaksınız. Gitmeden önce, araya gitmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Birer yorum yaparsanız sevinirim. Sizi seviyorum. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.